Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Cengiz Gökçe. Buyurunuz Sayın Gökçe. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, bugün muz ve limonda yaşanan sorunlarla alakalı konuşuyoruz. AKP'nin tarıma, muz üreticisine, limon üreticisine, narenciye, hububat, bakliyat üreticisine ne kadar kıymet, değer verdiği AKP sıralarındaki doluluk oranıyla alakalı. Değerli arkadaşlar, tarım dünyada artık en önemli sektörlerin başında geliyor. Türkiye'de tarım sektöründe sıkıntı yaşanıyor. Bunu ben başkaları gibi diğer milletvekili arkadaşlarımı burada eleştirmiyorum. Bir çiftçinin temsilcisi olarak parlamentoda çiftçi bir milletvekili olarak konuşuyorum. Limon üreten, limonun dikenlerini elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde acısını hisseden, batıran arkadaşınız olarak konuşuyorum. Değerli arkadaşlar, muzda ve limonda Türkiye'deki tarımın genel sorunlarının aynısı yaşanıyor. Bir planlama, bir üretim stratejimiz yok. Çiftçi desteklenmiyor. Çiftçi girdi maliyetleri karşısında eziliyor. Bin bir çileyle, dertle üretiyor ama ürününü değerinde pazarlayamıyor. Değerli arkadaşlar, muz 1750'de Mısır'da süs bitkisi olarak yetiştirilirken 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de destekleriyle o yıldan sonra Anamur Kaledran'da çiftçimizin meyve olarak üretimine başladığı bir ürün. O kadar değerli, o kadar kıymetli bir ürün. Değerli arkadaşlar, muz 40 bin ton ihtiyacımız varken %50'sini karşıladığımız, yerli üretimle karşıladığımız bir çeşit. Ama bugün geldiğimiz noktada 1 milyon ton seviyesinde muz ihtiyacımızın %100'ünden fazla üretim yapar bir hale geldik. Burada küçük çiftçimiz, özellikle 3-5 dönümde dekarda üreten çiftçilerimiz bunu sağladılar. Ama siz ne yaptınız? Geldiğimiz an itibariyle muzun da üretimini planlamadınız. Hatay'dan Anamur'un Kaledran'ından Alanya'ya kadar bütün alanlarda muz üretiminin üretilmesine neden oldunuz. Küçük çiftçiyi desteklemediniz. Holdinglerin 300-400 dekarda üretim yaptığı bir hale getirdiniz muzu. Muzun mutlaka girdi maliyetlerinin düşürülmesi, çiftçilerin az önce değerli Hatip de bahsetti, mutlaka alıcıyla tüketici arasındaki fiyat farkının kapatılması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, özellikle limondan bahsetmem gerekiyor. Ben bir limon üreticisiyim, narenciye üreticisiyim. Değerli arkadaşlar, bugün tarımda envanter yok. Narenciye ve muz Akdeniz bölgesinde... Buyurun Sayın Gökçe. Kontrolsüzce üretimi yapılıyor. Son yıllarda milyonlarca fidan dikildi. Maalesef burada narenciyenin ihracatı çok önemliydi. 2020 yılında Tarım Bakanı limonun ihracatını yasakladı. O zaman da kendisini aradım. Dedim ki bir limon üreticisi olarak limonun ihracatını yasaklamanız ülke ekonomisine ve çiftçiye zarar verir. Bu kararınızı gözden geçirin. Değerli arkadaşlar, burada süre daraldı ama şunu söylemek zorundayım. 2006 yılında Mersin Ziraat Odası Meclis üyesi iken burada parlamentoda meclis araştırma önergesiyle beraber araştırma komisyonu kuruldu. Değerli arkadaşlar, o zaman da ihracatın mutlaka desteklenmesi kararı çıktı ve üreticiyle tüketici arasında mutlaka fiyat farklılıkların kaldırılması orada söz konusuydu bu raporda. Bu raporu bile... Buyurunuz. Bu raporu bile dikkate alıp Yüce Meclis çatısı altında milletvekillerimizin her parti grubunun onayladığı sonuç bildirgesine de uymadınız. Bugün narenciye üreticisi de, muz üreticisi de, buğday üreticisi de, kesme çiçek üreticisi de bitti arkadaşlar sizin sayenizde. O zaman 2 milyon 498 bin ton 2003 yılında narenciye üretimi varken narenciye üretimine 80 ihracatına 80'li yıllarda
125 dolar tonda destek veriliyordu arkadaşlar. Ziraat Odası Başkanlığı yaptım 11 yıl. 2018'de Nalenci'ye ihracat teşvik primi kaldıracağını duyduğumuzda gittik Ekonomi Bakanlığı'yla görüştük. En son 50 dolar verdiniz. Bugün Nalenci'nin ihracatına teşvik vermiyorsunuz. 2006 yılındaki komisyon kararına uymuyorsunuz. Nalenci üreticisini bitirdiniz. Türk çiftçisini bitirdiniz. İnşallah sizin iktidar